Çanakkale Savaşları'ndan 30 yıl sonra arı burnu çıkartmasında esir düşen ancak daha sonra serbest bırakılan Anzak subaylarından biri savaştığı bölgeleri gezmek üzere eşiyle Türkiye'ye gelir. ...1945'te Çanakkale Harp Sahaları yasak bölge statüsünde olduğu için Genelkurmay Başkanlığı'ndan izin almak gerekmekteydi. Anzak subayı da izin almak için müracaatta bulunur. Bu izin dilekçesini inceleyen Genelkurmay Başkanlığı Hava Dairesi Komutanı Tekin Arıburun bu aile yardımcı olur ve 3 günlük bir izin temin eder. Tesadüfe bakın ki Tekin Paşa'nın babası Çanakkale Savaşları'nda şehit alayı diye ün yapan ve bir ferdi bile kurtulmamacasına şehit düşen 57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'dir. Tekin Paşa babası şehit düştüğünde 8 yaşında bir çocuktur. Dolayısıyla Çanakkale Savaşları'yla yakından ilgilidir. Tekin Paşa bu aileyi Çanakkale'ye gönderirken şöyle der. Dönüşte Ankara'ya uğrayarak bir kahvemizi içerseniz bizi memnun edersiniz. Gerçekten bu yakın alakadan memnun olan Anzak ailesi dönüşte Ankara'ya uğrar ve Tekin Arıburnu'na misafir olurlar. Salona buyur edilen aile duvarda bütün heybetiyle asılı duran üniformalı Hüseyin Avni Bey'in fotoğrafını görür. O esnada misafirlerine ikram için mutfağa giren Tekin Paşa, Anzak subayının İngilizce olarak 1915 Arıburnu çıkartmasında işte bu komutan bizi esir almıştı cümlesini işitir. Babasının silah arkadaşları tarafından kendisine yıllardır anlatılan hatıralar bir film şeridi gibi hafızasından geçit yapan Tekin Paşa şu olayı hatırlar. Arıburnu çıkartmasında iki Anzak subayı 57. Alay Komutanı'nın çadırına getirilmiştir. Alay Komutanı da onlardan bazı bilgiler almak için çalışırken bir taraftan da kendilerine ikramda bulunmaktadır. Fakat bu iki subay korku ve endişeli bakışlar arasında tir tir titremektedirler. Bu korkuyu engellemek için üstlerindeki tabanca, dürbün ve incir gibi eşyalar alınır ve bazı hediyeler verilir. O anda bu olayı hafızasına canlandıran Tekin Paşa derhal salona geçer ve dolabı açarak fil dişi kaplı incili, tabancayı ve dürbünü çıkarır. Bu özel eşyalarını gören Anzak subayının şaşkınlıktan dili tutulmuş ve hayretinden gözleri kapaklarından fırlayacak kadar açılmıştır. Bu şoku atlattıktan sonra heyecanla haykırır. Bunlar benim. Çanakkale'de esir düştüğüm zaman üzerimde bulunan eşyalarımdı der. Bunun üzerine Tekin Paşa ona sorar. Esir olarak babamın çadırına getirildiğinizde neden titriyordunuz? Anzak subayı der ki, bugün hala Avustralya'da yaşayan o arkadaşımla ben hayatımızı babanıza borçluyuz. Babanız bize esir gibi değil, misafir gibi davrandı. O gün bizi esir alanlara, o meşhur çıkartmadan bir gün önce Limni Adası'nda bizlere hitap eden ordu komutanı ölünceye kadar çarpışın. Sakın da Türklere esir düşmeyin. Çünkü Türkler yamyamdır. Esir düşerseniz sizi yerler demişti. Biz de o gün çadırda yeneceğimizi beklerken bunun korkusu içinde titriyorduk. Oysa Türklerle harp etmekle böylesi asil bir milleti tanımış oluyorduk. Onların vatanları için ne büyük fedakarlıklara katlandığına şahit oluyorduk.